Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, tarikat şeyhinin devlete sızma itirafı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya karıştı. Günün öne çıkan haberlerine geçiyoruz. Yayınımızı beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız seviniriz. Unutmayın, abone olmak bedava, para mara istemiyorlar. Haberler gelsin. Arkadaşlar gözünüz aydın, okullara manevi danışman geliyor. Yani imamları okullara atayacaklar. Manevi danışman olarak görev yapacak. Tabii hemen gitmiş yargıya taşımışlar bu olayı. Laikliğe aykırı demişler. Yargı da demiş ki bu olay laikliğe aykırı değil. Peki sizce bu olay laikliğe aykırı mı değil mi? Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız seviniriz. Şimdi bir açıdan baktığımda arkadaşlar artık hacıya hocaya gitmeye, üfürükçülere para yedirmeye son. Manevi problemleri mi var çocuğunuzun? İçine cin mi girdi? Dersine mi çalışmır? İzanı açılmır mı? Gideceksin manevi danışmana. Tabii okunmuş suyu alacaksın. Çocuğa içireceksin. Ne olacak? İzanı açılacak. Böylelikle girmiş olduğu sınavlardan iyi not alacak. Hep kötü yanından düşünüyorsunuz kardeş siz. Hep kötü yanından düşünüyorsunuz. Biraz da iyi yanından düşün. Yani biraz da velileri düşünün, anne babaları düşünün. Laiklik elden gidiyor. Yani laiklik nereye gidiyor, nasıl elden gidiyor onu da bir söyleyin. Bir ikincisi, bu haber ilk çıktığında aylar önce burada şunu söylemiştim arkadaşlar. AKP elinde memur olarak atanamayan, kapasitesi atanmaya yetmeyen, sınavlarda başarısız olan kişileri mi buralara manevi danışman yapacak yoksa camideki imamları mı? Eğer camideki imamları camide boş durmasınlar diye çevredeki okullara manevi danışman olarak gönderiyorsa okey. Eyvallah. Bunda bir problem yok. Çünkü bu imamın pek cukkulunda olmaz. Tamam mı? Bizim dönemimizde de imamlar gelirlerdi. Din kültürü ahlak bilgisi dersine girerlerdi cami imamları. Hani bu konuda gerçekten düzgün imamlarımız vardı, hocalar. Bütün mezheplere, tam bütün inanışlara saygı duyan hocalar gördük yani. Şimdikiler tabii ki ister istemez biraz problemli hocalar ama inşallah iyilerine denk gelirler. Sonra ne oldu abi? Artık bu imamlar iş eğitimi dersine de girmeye başladılar, tamam mı? Orada zaten olay koptu, o son senesiydi imamların. Onu tabii biz küçükken, ortaokulda falan. Ondan sonra ne oldu? Daha imam gelmedi. Aynı bu böyle bir şey olur yani. Bundan başkası olamaz. Zaten biz şunu dedik ya, ellerinde kalmış olan, atanamayan, atanacak kapasitesi olmayanlara eğer memur yapacaklarsa o zaman tadından yenmez. O manevi danışmanların bir tanesi okula gitmez. Yani korkmanıza gerek yok. Okula gitse de kimse tınlamaz. Bir ikincisi, atayacakları bu elemanlar genç çocuklar olduğu için, gençler olduğu için ne kadar dini bilgisi olursa olsun, ne kadar ilahiyat mezunu, ne kadar hoca vasfında insanlar olursa olsun, yani bunlar pek böyle hocalık mocalık manevi danışmanlık ayağında olmazlar. Yakında saçma sapan haberler duyarız ve duyacağız arkadaşlar. Bu bunun garantisidir. Saçma sapan haberler derken neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Bunu da yüzüne gözüne bulaştıracak ve işin sonunda bir sene sonra, bilemedim 1,5 sene sonra sessiz sedasız bu olaydan vazgeçmek zorunda kalacaklar. Evet, buna şahit olacağız, bunu göreceğiz. Ne olacak? Onları manevi danışman yapmayacaklar da bu sefer. Ya hazır okullara atadık, bari bunlara bir memurluk verelim. Hademe yapsak olmaz. Ona göre bir şey bulurlar. Önce bunları bir şekilde okullara bir atalım. Tamam, okula attıktan sonra manevi danışman olarak bir sene sonra bunlar zaten yüzüne gözüne bulaştırır. Biz bu olaydan vazgeçeriz. Ama bunlar memur olarak kalır. Artık ne olur orasını size bırakın. Efendim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde görevden alınan emniyet müdürleri bir bir göreve dönüyordu. En sonda şu an 14 kişi daha göreve geri getirilmiş. KHK ile görevden uzaklaştırılıp Süleyman Soylu döneminde şimdi göreve tekrardan geri getirilen
emniyet müdürleri var. Buna dair bir haber. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Yarın öbürsü gün bu görevden almalarla ilgili 15 Temmuz sonrası o kurumların, bakanlıkların başında kimler varsa bu işin faturası bunlara kesilebilir. Başta Süleyman Soylu olmak üzere o dönem 15 Temmuz döneminde ve sonrasında şu ana kadar kim o bakanlıklarda oturmuş ve insanların KHK'yla veya mimlenerek bir şekilde görevden uzaklaştırılmasına sebep olmuşsa bu bakanlar, burada görev yapan AKP'liler bu taşın altında kalabilir. Hedef gösterilip bunlar üzerinden, tamam mı, AKP, Erdoğan rahatlatılabilir. Bu da tabii ki Süleyman Soylu'nun daha da elinin zayıfladığını, yeni gelen İçişleri Bakanı'nın yarın öbürsü gün Soylu ve ekibine bir operasyon yapacağını, operasyona maruz kalmamış şu an bir tarafta operasyonun yapılmasını bekleyenlerin de tedirgin olduğunu illaki hissediyoruz. Her an operasyon yapılabilir. Hele ki emniyet gibi böyle istihbaratın üst düzey olduğu bölümlerde, insanların birbirlerini çekemediği bölümlerde, ispiyoncuların bir bir isim verdiği bölümlerde yarın öbürsü gün saçma sapan haberlerde duyabiliriz. Hatta şöyle diyeyim, yani insanların emniyet içerisinde görevinin ne olduğu önemli değil. Bankadaki parasına göre mimlendiğini, birilerinin o bankadaki paralarını alabilmek için, tamam mı, onların da adını bazı listelere yazdığını ve o listelerle o insanların görevden uzaklaştırılma, cezaevine girme, mimlenme, FETÖ'cü ilan edilme gibi bazı suçlarla karşı karşıya kaldığını ve bu suçları, tamam mı, bunlarla karşılaşıp cezaevine girmemek için, görevden atılmamak için, mimlenmemek için kasasında ne kadar para varsa, bu parayı helal yönden mi kazandı, haram yönden mi kazandı bilmiyorum, bunları vermek zorunda kaldıklarını duyarsak şaşırmayalım. Yani bahsetmek istediğim şey şu: 15 Temmuz sonrasında bunların yapmış oldukları şey tekrardan bunların başına gelirse şaşırmayın diyorum. Kaç tane insanın bankasındaki parasına göre cezaevine girmesine veya girmemesine sebep oldular. İş yeri olanların ne yaptılar abi 15 Temmuz sonrası? %70 ortağı oldular. Kâra, zarara da değil. Parayı vereceksin dediler. Ya da cezaevine girersin dediler. Cezaevine atmakla tehdit ettikleri insanların malına mülküne çöktüler. Sebebi ne? Zaman gazetesi aldı diye. Sebebi ne? Burs verdi diye. Sebebi ne? Çocuğunu dershanesinde okuttu diye. Aynı dershaneye AKP'li milletvekilinin çocuğu gitti. Ona kimse bir şey demedi. Aynı Zaman gazetesini AKP'liler meclise soktu. Ona kimse bir şey demedi. Aynı yere AKP'li milletvekilleri burs verdi. Çocuk okuttu. Ona kimse bir şey demedi. Ama olan sıradan vatandaş oldu. Keser döner, sap döner. Bir gün keserin başı gider, sapı elimizde kalır. Şimdi burada sap kimin elinde kaldı kardeş? Ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ulan güzel güzel de anlatıyor. Ey yavru. Ola. Ah. Keyif çayı kardeş. Efendim, tatil için veya akraba ziyareti için Türkiye'ye gidecek olan kardeşlerimizi uyarıyoruz. Aman ha, hastaneye düşmeyin. Hele ki Türkiye'de sigortanız yoksa. Adamı kuru kuru dürtüyorlar. Dün bir takipçim yazmış. Efendim diyor, benim diyor çocuğum hastalandı abi diyor. Otelde kalıyoruz diyor. Otelin doktoruna gittik diyor. Hem bakmıyor hem de üstüne 100 euro istiyor. Otelde kalanlar. Otelin doktoru hem bakmıyor diyor. Hem de üstüne 100 euro istiyor. Ya oteldeki doktor ne yapabilir? Ne yapabilir ya? En fazla ağrı kesici verir. Onu da parayla verir. İşte 100 euro istemiş. Çocuğa bakmış. Yakındaki özel hastaneye sevk etmiş. Otelde birkaç Alman ve Hollandalı turistle aynı aracı paylaştık. Hepsi aynı şeyleri söylüyor abi. Belçika'da doğdum büyüdüm ama eskiden böyle değildi. Hastalandığımız zaman babam beni etraftaki sağlık ocağına götürür baktırır ama işler çok değişmiş. Ya inan bana fakir. Doktor kulağın biraz kızarmış. Biz bunu çocuğu yatıralım dedi. Hanım panik yapmasa çocuğu alıp gideceğiz. Ne bakan oldu ne soran. Zaten hanımlar yüzünden
işin cılkı çıkıyor ya kardeş. Serumu takıp kan aldılar. İdrar verdi çocuk. Onu da özeldeyiz, kusura bakma. Hemşire iplemiyor. İdrar nasıl alınır burada öğrendik. Bebeklerde biraz farklı da. Abi adamlar bizi sabah 10'a yatırdı. Tamam. Gelen giden olmadığı için tahlilleri ben sordum. Geldi bir şey yok dedi hemşire. Hatta bir hemşire o kadar edepsizdi ki abi yemin ederim sana gözlerini yuvarlayıp kağıtları suratımıza çarptı. Neyse biz de tahliye olmaya karar verdik. Aşağı bir indik, hesap 600 euro. 600 euro. 17-18 bin lira para. Belki daha fazladır. Eğer erken tahliye olmayı istemesek sabahlayacağız. O arada Belçika'dan bize bağlı olduğumuz kurum arayıp çocuğun kan ve idrar raporlarını inceledi. Çocuğun karın gribi veya bağırsak enfeksiyonuna kapıldığı kanaatine vardılar. Adamların elinde çocuk yok ve yaptıkları yoruma bak. Özel hastanedeyiz. Bunlar bizimkiler de hiçbir şey diyemiyor. Sadece kulağında kızarıklık var. Tahlil sonuçlarından da hiçbir şey yok deyip sonuçları eline veriyorlar. Güzel iş. Neyse abi bize reçete verdiler. Eczaneye gittik. Orada da bir 500'lük olduk. Geldim eve bira içiyorum. Soğuk soğuk. Allah şifa versin kardeş. Yani gülmeyeyim diyorum da. Ya gerçekten tahammül edilecek gibi değil ya. Normalde benim küfür etmem lazım. Ben küfür edemediğim için benim gülmelerim küfür olarak şey oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ne bileyim. Ya bu haberin üzerine Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen, savaştan kaçan bir teyze, 61 yaşında. Efendim, pazarda düşmüş. Allah'ın Ukrayna'sından kaç gel, Türkiye'de kızınla yaşarken pazarda bileğindir. Antalya'da kızıyla pazar alışverişi yaparken bileği kırılan 61 yaşındaki kadın, efendim, özel bir hastaneye götürülüyor. Hastanede alçı için kan tahlili, idrar tahlili falan bu tarz şeyler için 1650 dolar fatura çıkartıyorlar arkadaşlar. Kadın itirazı üzerine 850 doları da geri iade ediyorlar. Yani bak, hem Türkiye ve hem Ukrayna'da yaşayanlar için bu para çok. Acil bakım, enjeksiyon, röntgen ve geçici alçı. 1650 dolar. Talihsiz kadın. Neye uğradığını şaşırıyor. Faturayı ödüyorlar. Mecbur, ne olacak? Ertesi gün damat Türkiye. Bu ne lan diyor, böyle fatura mı olur diyor. Resmen keklemişler bizi. Hemen gidiyor hastaneye. Faturayı orada çalışanların suratına vuruyor. Bu ne lan diyor. Hemen 850 dolarını geri iade ediyorlar. 850 dolarını geri iade ediyorlar. Yani madem 850 dolarını iade edecektiniz, niye aldınız? Resmen bunlar soyguncu kardeşim. Resmen bunlar soyguncu yani. Bu soygun yani. Bunun başka anlatılabilir bir yanı yok. Onun için diyorum ki Türkiye'ye gelen, yurt dışında yaşayan, ben Türkiye'ye gideyim, tatil yapayım diyen arkadaşlar hastalanmayın. Hastalanmayın kardeşim. Hastaneye düşmeyin. Ayaküstü dürterler, kuru kuru farkına varamazsınız. Ya Türkiye'de yaşayan insanlar bin perişan. Sektör öyle bir hale gelmiş ki, dün bir tane adam Ok Meydanı Devlet Hastanesi'ne almış, çocuğunu sırtında götürmüş. Doktor yok mu diye bağırıyor. Ulan bir belaftali. Ok Meydanı Hastanesi. Doktor yok. Abi yok mu hastane doktor? Doktor bekliyorum. Allah belanızı versin. Ok Meydanı Araştırma Hastanesi. Adamın giriş tarzı da yanlış da. Video kaçıncı dakikada çekildi? Adam hastaneye ne zaman girdi? Yani adam hastaneye girmiş mi? O an kaç dakika geçmiş bilmiyoruz. Doktor yok mu lan? Allahsızlar, kitapsızlar diye bağırıyor. Yani zaten devlette fazla doktor kalmadı. Düzgün doktor buldun, öp başına koy. Yani çel çocuk kaldı yani. Onlar tecrübe kazanacak, bir yerlere gelecek. Oho, ölme eşeği mi? Ölme, hepsi gidiyor. Kaçıyorlar. Bir özel ellerinde tutuyor daha fazla para vererek. Bakıyoruz abi. Özele de gidiyorsun. Adamların din imanı yok. Kuru kuru geçiriyorlar ya. Ne yapacağız şimdi? Hastalanmayacağız. Ne yapacağız? Ya da Türkiye'ye tatile gitmeyeceğiz. Adam da diyor, abi bir daha Türkiye'ye gelmem. Yani
Gelmemelisin kardeşim. Gelmemelisin. Gelmemek lazım. Yani rezalet, gerçekten rezalet ya. Ya Türkiye'de bu diyeceksiniz konuyla ne alakası var? Ne bileyim, aklıma geldi, bunu da anlatayım. Bu tavuk besleyenler tavuk yolma makinesi alıyorlar, tamam mı? Böyle motor alttan döndürüyor makineyi, tavuk sağa sola çarpıyor. İşte kanatları, tüyleri yolunuyor falan. Türkiye'de fiyatına baktı arkadaş, 30.000 lira, 25.000 lira bu bantlarda gidiyor. En böyle şeyi 17.000 lira falan. Dedi ki biz bunu dedi Çin'den getirtelim dedi. Çin'de ne kadar? Türkiye'de 30.000 liraya satılan tavuk yolma makinesi, tamam mı? Çin'de 60 dolar. 60 dolar, 1700 lira, 1600 lira falan filan buralarda. Hadi olsun, biraz motor gücü yükseğini al, 3000-4000 lira. 3000-4000 lira. Adam dedi ki bunu dedi Türkiye'ye sipariş etsek ne olur? Sipariş tuşuna basıyor abi, 12.000-13.000 lira kargo ücreti. Yani 4000 liralık bir ürün için 12.000-13.000 lira kargo ücreti. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Aklınızda bulunsun. Yurt dışından bir şey alıp Türkiye'ye getirirken ne kadar kargo ücreti tuttuğuna da bakın. Adamlar ayak üstü var ya, silkerler ya. Silkmek derken arkadaşlar böyle sallarlar sizi, farkına varamazsınız. Efendim, Adıyaman Menzil Şeyhi öldü, yerine 3 oğlu geçti. Bu oğullarından birisi Muhammed Saki Erol. Şimdi Muhammed Saki Erol'u bakanlıktan bir bürokrat mı diyeyim, mühendis mi, müfettiş mi diyeyim, kimdir nedir, tam vasfı nedir bilmiyoruz. Bir arkadaş ziyarete gidiyor, video çekiyor. Bu videoda da işte Muhammed Saki Erol tarikatın şeyhi devlete nasıl sızdıklarını itiraf ediyor. Kürşat diye birisi varmış, o Türk Telekom'daymış. Ben diyor Sağlık Bakanlığındayım efendim, bir emriniz olursa yerine getirmeye hazırım. Zaten sen adamın huzuruna gitmişsin. Adamın huzuruna gitmeden önce sırf o adamlarla beraber oldun diye zaten belki de bir yerlere getirilmişsin. Makam mevki sahibi yapılmışsın. Belki de teşekküre gitmişsin. Bilmiyoruz. Kan Ankara'daki Sofiler sizden çok dua istiyor. Sen ne yapıyorsun Ankara'da? Şeydi, mühendisim. Ha. Maden, petrol, su, deprem üzerine. Bizim Ahmetler vardı, Kürşatlar. Ha. Onlarla beraber istedim. Bunlar şeyde değil mi? Ankara'da var. Telekom'da, Türk Telekom'da, ben bakanlıktayım. Şey bakanlığı, petrol bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Ha. Sultan. Oku derslere. Sultan, bir isteğiniz olsa her zaman hazırız inşallah. Allah razı olsun. Biz bu videodan neyi görüyoruz arkadaşlar? 15 Temmuz sonrası FETÖ FETÖ diyenler, bunlar devletin içine sızmış diyenler, aslında bile bile bunları devletin içine nasıl yerleştirdiklerini tarikat şeyhinin ağzından duyuyoruz. Tarikat şeyhinin ağzından duyuyoruz. Bugün, dün beraber yürüdükleri, dün gidip gazetesini aldıkları, dün bankasına para yatırdıkları, hocam gel artık bitsin bu hasret dedikleri, hocalarını terörist ilan edenler, dönüp Adıyaman'a veya başka tarikatlara sarılanlar, yarın birileri de çıkacak bunları terörist ilan edecek. AKP'ye 15 senenin sonunda bir terör örgütü lazımdı. Yeni bir terörist lazımdı. Cemaatten böyle bir terörist ortaya çıkardı. Yarın başka bir parti gelir. Başka bir partinin içine böyle bir şey lazım olur. O da bunlardan yeni bir terörist ortaya çıkartır. Devlete sızmışlar der. Oysa ki bu video yarın öbürsü gün olası bir Adıyaman Menzil tarikatına bir operasyon yapılacağında kullanacakları videolardan birisi. Aslında bu tarikat şeyhi bilerek veya bilmeyerek devlete nasıl sızdıklarını itiraf etmiş oldu. Ve yarın bir gün birileri bu video üzerinden operasyona başladığında ben bu tarikat ve bu tarikatın küçük junior tarikatlarının devlet içerisinde ne hale geleceklerini hep beraber göreceğiz diyorum. Bunun başka anlatılabilir bir yanı yoktur arkadaşlar. Siz ne okudunuz, ne belgeniz, ne bilginiz, ne diplomanız var ki, yani siz eğitim adına hiçbir şey yapamazken Türkiye'de 15 Temmuz daha ortada yokken gidip bu cemaatin okullarını size peşkeş çekmediler mi?
Bazı tarikatlar çok iyi bilirler. He? Okulları ziyarete gitmediniz mi? Bu okulu bize verdiler deyip bir de utanmadan pişkin pişkin konuşmadınız mı? Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında. Ey yavrum ey. Okulun O'sunu bilmeyen, Elif'in E'sini bilmeyen, hiç kitap okumamış adamlar okullarla, normal eğitimle ilgili kalktılar başımıza okul açtılar. Eğitimci oldular. Okumuş, mezun olmuş, atanamamış ne kadar hoca varsa okullarına doldurdular. Millet çoluğunu çocuğunu verdi. Adama soruyorum, niye bu okula çocuğunu veriyorsun? Adam diyor ki abi diyor, en azından dini bir eğitim alsın. Adamın normal bir eğitimden bir beklentisi yok. En azından dini bir eğitim alsın. Kafa mantık bu. Kafa, yani bu ülkede ne bekleyebilirsin yani? He? Adamlar çok açık bir şekilde devlete sızdıklarını itiraf ediyorlar ya. Geçmişe dönük bu adamlar bu devletin içine, Sağlık Bakanlığı'na, işte Türk Telekom'a, oralara buralara nasıl getirildi? Nasıl getirildi kardeşim? Buna iyi bir araştırılması lazım. Torpille mi geldi, sınavla mı geldi, neyle geldi? Bunun iyi araştırılması lazım. Sorular çalındı, sorular çalındı diyen arkadaşlar. Şimdi ta 2010'larda, 2009'larla ilgili belki, ya tarihi tam hatırlamasam bile sorular çalındı diyoruz değil mi? Herkes bir yerde birleşiyor. Sorular çalındı. Soruları çaldılar. Şu oldu, bu oldu. Oysa ki o dönemde arkadaşlar haberlerde, ben çok iyi hatırlıyorum. Haberlerde şöyle bir haber vardı. Lan bu nasıl bir cümle oldu? Neyse. Kafamda farklı farklı şeyler var da onları birleştirirken sıkıntı yaşıyorum şu anda. Şimdi Doğu Bank'tan, İstanbul Eminönü'nde Doğu Bank'tan almış oldukları kulaklık, tamam mı? Saat, o zamanlar sınava girerken saat takabiliyordun. İşte gözlük takabiliyordun. Kameralı gözlük. Bunlarla bir çete 6000 TL karşılığında, bak 6000 TL karşılığında o zamanın parası size destek oluyor ve siz bu sınava giriyorsunuz. Tabii sizinle beraber bu sınava giren çetenin bir elemanı da var. Elemanın gözünde kameralı gözlük soruları çekiyor. Ya bunu hatırlıyorum ya. Soruları çekiyor. Ekip soruları cevaplıyor ve herkese bu cevabı gönderiyor. Tabii ki millete diyorlar ki kesinlikle şey yapmayın. Ne onun adı? Hepsini işaretlemeyin. Gerizekalının bir tane çoban, dağda yaşayan bir tane çoban bu şebekeyle anlaşıyor. Ne oluyor abi? Bütün soruları cevaplıyor. İşin tuhaf tarafı, bu zamana kadar %100 çeken yok o sınavda. Gitmiş o sınavda %100 çekmiş. Polis köşeye sıkıştırıp hırtlegine binince baba ne oluyor? Bizimki ötüyor 6000 lira karşılığında. Anlaştım diyor. Hadi buyurun cenaze namazına. Böyle böyle daha neler neler var. Ha, ne oldu peki soru çalma muhabbetinden dolayı? Cemaatle ilgili, işte FETÖ ile ilgili herhangi bir şey yapıldı mı? Bunlar soruları çalmıştır diye bir şey var mı? Yok ortada. Sadece bunlar soruları çaldılar. Niye çaldırdınız madem çaldılar? Nasıl çalınıyor mesela sorular? Onu da söyleyin. Yok. Biz çalana odaklanıyoruz ama çaldırana bakmıyoruz. Buyur çal. Çal çal. Tamam lan tamam, görmüyorum lan. Bak bak. Oğlum çalsana lan. Tamam mı? Bak görmedim ha. Ya normalde görseydim bileğini buradan kesmek zorunda kalırdım. Biz Müslüman ülkeyiz değil mi? Şeriat var. Yani. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, o dönemde sorular çalındı malındı diyorsunuz ya. Şu anki Türkiye'de soruların çalınmama gibi bir ihtimali var mı? Ulan millet WhatsApp'tan birbirine soru gönderir. Kanka yarınki sınavda bak ben şu soruları hazırladım. Bu soruları çıkacak kanka. Lan denetleme var mı, doğru düzgün denetleme? He? Ülke ne hale gelmiş? Ülke ne hale gelmiş? 15 Temmuz oldu. Çıktı Numan Kurtulmuş, dedi ki hani Allah'ın lütfu diyor ya Tayyip. Biz bunları 30 sene devletten temizleyemezdik. 15 Temmuz'la beraber bir gecede temizledik. Yani ondan sonra da 15 Temmuz'u kim yaptı dediklerinde de FETÖ yaptı oluyor. Neyse. Peki soruyorum, bu Adıyamancıları ve diğer tarikatları kaç senede temizleyeceksiniz Numan Kurtulmuş?
Bunlarla ilgili bir planınız var mı? He? Hadi FETÖ'den dolayı devletten attığınız insanların yerine bunları yerleştirdiniz. Bir şekilde geldiler buralara. Eğitim seviyeleri nedir, kalite nedir orasını bilmiyorum. Orasını bilemiyorum. Peki yarın öbürsü gün bunlar devletten atılmak istendiğinde ne olacak? 15 Temmuz sonrasında boş kalan kadrolara torpille geldiler mi diyeceksiniz? Böyle bir dil mi kullanacaksınız? Yoksa ikinci bir 15 Temmuz için bekleyecek misiniz? Adıyamancılar da tarikatçılar da bir 15 Temmuz yapsınlar da bunları da 30 senede değil de bir gecede atalım mı diyeceksiniz? He? Sormak lazım. Değişik. Vay be. Yani burada şu çıkıyor arkadaşlar. Memur olmak istiyorsun ama olamıyorsun ya. Heh. Bir AKP gençlik kollarına gitmen lazım. Bir de tarikatlara gitmen lazım. İkisinden birini seçeceksin. Memur olmak için, bakanlığa girmek için veya bir yerlere gelmek için buraları kullanacaksın. Ya da okunmuş pirinç. Şuraya pirinç getirseydin de satsaydık. Bu pirinçleri alacaksın. Ulan güzel olurdu ha. İyi para kazanırdık.